İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Mehmet Atakan Habiboğlu Kıbrıs Genç TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Adıyaman'da onlarca kişiye mezar olan İsiyas Otel soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan otel yöneticileri ve müdürleri bugün adliyede mahkeme huzuruna çıkarıldı. İsiyas Otel'in sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt mahkemece tutuklandı. Zanlılar Siverek Cezaevi'ne nakledildi. Adıyaman'da onlarca kişiye mezar olan isyas otel soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan otel yöneticileri ve sahipleri bugün adliyede mahkeme huzuruna çıkarıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde otel sahipleri ve yöneticileri gözaltına alınmıştı. İsiyas Otel'in sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt mahkemece tutuklandı. Zanlılar Siverek Cezaevi'ne nakledildi. Başbakan Ünal Üstel, İsiyas Otel sorumlularının teker teker tutuklanmaya başladığını belirtti. Üstel, "Şimdi dayanışma zamanıdır, şimdi çekişme değil, şimdi tek yürek olma zamanıdır." dedi. Başbakan Ünal Üstel, hükümetinin zamanında ve doğru yaptığı girişimlerle Türkiye Cumhuriyeti makamlarının hiç zaman kaybetmeden harekete geçmesiyle isyaz otel sorumlularının teker teker tutuklanmaya başlandığını belirtti. Başbakan Üstel, hükümetin ve halkın sesini duyması gereken herkese duyurduğunu kaydetti. Başbakan Üstel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sadece İsiyas Otel değil, vatandaşlarımızın canlarını yitirdiği diğer yapılarla ilgili de ceza soruşturmaları başlamış durumdadır. Halkımızın kalbinin ve vicdanının sesi olan suçlular cezalandırılsın söylemi sosyal medyadan da tüm Türkiye'ye yayılıyor. Gerek hükümet olarak, gerekse halk olarak sesimizi duyması gereken herkese duyuruyoruz. Şahsen ben de hükümetimizin her bir üyesi de bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımızda aynı hassasiyeti ve düşünceyi taşıyoruz. Başlayan yasal süreçleri gerek hükümet olarak gerekse oluşturmakta olduğumuz Başbakanlığa bağlı komitelerimiz aracılığıyla yakından takip ediyoruz. Türkiye makamlarıyla birlikte istişare içerisinde yürüyerek suçların hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelenin fazlasını yaptığımızdan ve yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İktidardan muhalefetine, sivil toplumundan halkımızın her bir ferdine tüm kesimlerle diyalog içerisinde olmaya ve acılarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Şimdi dayanışma zamanıdır. Şimdi çekişme değil, şimdi tek yürek olma zamanıdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümeti eleştirdi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkı olarak tek yürek olduk, hükümet olarak dayanışma motivasyonumuzu kırmayın dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Başbakan Ünal Üstel'in "Şimdi çekişme değil, tek yürek olma zamanıdır." şeklindeki açıklamalarına değindi. Erhürman, "Ünal Üstel'le tamamen aynı fikirdeyim. Kıbrıs Türk halkı da dayanışma içerisinde yaraları mümkün olduğunca sarmak, insanlarımızın, çocuklarımızın hakkını aramak için hesap sormak ve acıları paylaşmak için tek yürek oldu zaten." dedi. Tufan Erhürman, hükümet olarak yanlış, yersiz, plansız, gerekli istişareyi tamamlamadan alınmış, dayanışma motivasyonunu kıracak kararlarla ve PR çalışmalarıyla oraya buraya çekiştirmeyin, yeter açıklamasında bulundu. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümetin maaş kesintileri konusunda aldığı kararın iptali için pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını kaydetti. Maviş, adaleti yargı huzurunda arayacak sendikalarla birlikte devam edeceklerini belirtti. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümetin maaş kesintileri konusunda aldığı kararın iptali için pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını kaydetti. Dayanışmanın gönüllülük esasıyla olabileceğine dikkat çeken Maviş, hükümete güvenmiyoruz, güvenmeyen tüm kurum, kuruluş ve siyasi partileri de aynı yolu izlemeye davet ediyoruz dedi. Saka açıklama yapan Maviş, anayasaya aykırı yöntemlerle ve zorla para toplanmasına karşı özel sektör çalışanları ve esnaf için, emekliler için, dar gelirliler için, maaş ve ücretli çalışanlar için ve diğer tüm kesimler için adaleti yargı huzurunda sendikalarla birlikte arayacaklarını belirtti şeffaf, hesap verilebilir ve denetlenebilir projeleri destekleme kararlarının toplumsal sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Mabiş, hükümetin vatandaşlarına anlayışsız muamelesi yaparak anayasaya aykırı yöntemlerle zorunlu bağış toplamak istemesinin hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmadığını kaydetti. Türkiye'de deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da hayat normal akışına döndürülmeye çalışılıyor. Eğitim biliyorsunuz ne şart olursa olsun durmaması gereken en önemli yapı taşlarının başında geliyor. Eğitimin yanında ahlak ve vicdan eğitimine de önem verirsek belki daha sağlam yapılar inşa edebiliriz. Depremden etkilenen üniversite öğrencileri için ülkemizde de girişimler devam ediyor. Başbakanlık konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Gelin detayları birlikte izleyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'de yaşanan asrın felaketi sonrası her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Başbakanlık gün içerisinde yayınladığı açıklamayla depremzede üniversite öğrencilerinin geleceği hakkında soru işaretlerini giderdi. Yakın zamanda her şeyin netleşeceği belirtildi. Türkiye'de deprem felaketi meydana gelen 11 ilde yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören çocuklarımızın eğitimleriyle ilgili olarak özel ve alternatifli kararlar üretme çalışmalarımız devam ediyor. Ailelerini, evlerini, her şeylerini kaybeden öğrencilerimizin birbirlerinin yanında durarak birbirlerine tutunarak bu zor günleri atlatmak istemelerinden daha insani bir talep olamaz. Deprem bölgelerinde yaşamayan öğrencilerimiz için eğitim süreci normal şekilde devam edecek. Deprem bölgelerinde yaşayan öğrencilerimiz ise lütfen sabırlı ve rahat olsunlar. Milli Eğitim Bakanlığımız çok kısa bir süre içerisinde üniversitelerimizde yürüttüğü çalışmalarının sonucunda deprem bölgelerinde yaşayan ve felaketle yüzleşen öğrencilerimizin eğitim açısından herhangi bir kayba uğramaması için hazırladığı alternatifleri kamuoyuyla paylaşacaktır. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40.642 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye, iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD Başkanı Yunus Sezer düzenlediği basın toplantısında deprem felaketinin 13. günündeki son verileri paylaştı. Sezer, can kaybı sayısının 40.642'ye yükseldiğini söyledi. 10 ilimizde arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda sona gelmiş bulunuyoruz. Özellikle yoğunlaştığımız yer Hatay ve Maraş. Hatay'da dün 200 kadar Binada arama kurtarma çalışması yapılıyordu. Bugün 98'e düşmüş durumda. Kahramanmaraş'ta 19 binamız kalmış durumda. Burada da Ebrar sitesi de dahil olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yine Adıyaman'da da Çınar sitesinde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibariyle büyük oranda sonlandırılmış olacak. Deprem bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ederken her gün sevindirici, yüzümüzü bir nebze olsun güldüren mucize haberleri geliyor sayın seyirciler. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk, üç kişi depremin tam 296. saatinde kurtarıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kanatlı apartmanının enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde kurtarıldı. Mucize General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında gerçekleşti. Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler depremin 296. saatinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir çocukla kadın ve erkeği kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinin son durumuna ilişkin bilgiler verdi. Koca, "Afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riskleri kontrol altında." ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkımın oluştuğu Hatay'da çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları Hatay'dan takip eden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin bilgiler verdi. Koca, afetin yaşandığı 11 ilde yatan yaralı sayısının 6108 olduğunu söyledi. Diğer illere sevk edilen yaralılarla toplam sayının 21.859 olduğunu söyleyen koca, 13.612 kişinin ise taburcu olduğunu söyledi. Kocanın açıklamasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle. Şu an afete maruz kalan illerimizde ciddi bir halk sağlığı tehlikesi mevcut değildir. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler şu an sürveyans erken uyarı sisteminin kurulmasıyla kontrol altında görünmektedir. Kolera ve tifo gibi hastalıklara rastlanmadı. Fakat 1 iki ay zarfında havaların ısınması ya ısınmaya başlayacak olması sebebiyle bölge halkı titizlik içinde bizler teyakkuz halinde olmalıyız. Deprem sonrası kendisine yöneltilen sorulara sosyal medya üzerinden topluca yanıt veren yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, iki büyük depremin olduğu faylarda enerjinin büyük ölçüde boşaldığını belirtti. Görür, artık uzun süre büyük deprem olmaz ifadelerini kullandı. Deprem sonrası kendisine yöneltilen sorulara sosyal medya üzerinden topluca yanıt veren yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, iki büyük depremin olduğu faylarda enerjinin büyük ölçüde boşaldığını belirtti. Görür, bir yerde büyük deprem olunca o yerde ve o hatta tekrar yeterli enerji birikinceye kadar büyük deprem olmaz. Kuzey Anadolu Fay zonunda büyük deprem beklediğimiz yerler kırıldıktan sonra bu zonda artık uzun süre büyük deprem olmaz dedi. Yer bilimci görür depremle ilgili tartışmaların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Depremlerin olduğu Doğu Anadolu fayında enerji büyük ölçüde boşaldı. Bazı yöreler hariç bu zonda büyük depremler olmaz. Bu fay zonlarında bir müddet büyük depremlerde kırılmamış fay parçaları kırılır ve zonlar artık uzun süre sakin duracak şekilde dururlar. Bu söylediklerim ülkemizin en önemli iki fay zonu için geçerlidir. Fay tartışmalarını bırakalım. Deprem nerede olacak, nasıl olacak gibi tartışmaları bırakalım. Deprem gerçeğini kabul edelim ve deprem dirençli kentler talep edelim. Bunu tüm siyasilerden talep edelim ve yasal yollardan sesimizi duyuralım. Tek yol budur. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E tipi kapalı cezaevinden firar edenlerden 80'inin daha güvenlik güçlerince yakalandığı açıklandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre depremlerden sonra Kahramanmaraş E tipi Kapalı Cezaevinden kaçanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 12 Şubat Pazar günü 40 firariyi yakalayan güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonucunda 80 kişiyi daha saklandıkları yerlerde yakaladı. Firariler Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevine teslim edildi. Lider eşleri Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a taziye mesajları gönderdi. Lider eşleri Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Bel Tatar da telefonla aradığı Emine Erdoğan'a taziyelerini ve dayanışma mesajlarını iletti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya birçok ülke devlet ve hükümet başkanının eşi ve uluslararası kuruluşların temsilcileri bu zor zamanda dualarının Türk halkıyla olduğunu, depremden etkilenenlerin acısını paylaştıklarını bildirdi. Öte yandan Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Kurban Kulu Bedir Muhammedov'un eşi Ogul Gerek Bedir Muhammedova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Alsani'nin annesi Şeyha Moza Bin Tinasır telefonla aradıkları Emine Erdoğan'a taziyelerini ve dayanışma mesajlarını iletti. Hazreti Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan da semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 3 ayların ilki olarak kabul ediliyor. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu kutsal gün olan Miraç Kandili'nde depremzedeler için dua edin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Afet, afet yani yapmak, Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, katılanlara kandil simidi ve bal şerbeti ikram edildi. Miraç kandilinde depremzedeler için dua edildi. Evet,

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde toplam 9 tır UHT süt depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışlandı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde toplam 9 tır UHT süt depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışlandı. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Kop Süt, Gülgün Süt, Pak Süt ve Sütek İşbirliği ile gerçekleşen bağış öncesi açıklama yaptı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nden yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan deprem felaketinde binlerce kişinin yanında Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan voleybolcu şampiyon gençleri ve vatandaşları da kaybetmenin üzüntüsü ifade edildi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oğulları, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği olarak depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, Kıbrıs Türk Hayvancısı olarak kendilerinin de yardım konusunda gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Naim oğulları geçtiğimiz hafta 3, bugün 3 ve gelecek hafta yine 3 tır olmak üzere toplamda 9 tırlık uzun ömürlü sütün paketlenerek deprem bölgesine AFAD'a bağışlandığını söyledi. Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde mağdur olan kişiler için Güney Kıbrıs genelinde toplanan insani yardımların dün sabah itibariyle Limasol limanının karşısındaki depolara taşınmaya başlandığı ve yardımların buradan deprem bölgelerine göndermeye başlanacağı Rum basınına yazdı. Harafki gazetesi Güney Kıbrıs genelindeki yardım toplama merkezlerine gelen kıyafet, kişisel hijyen ve gıda malzemelerinin limanlar idaresi koordinatörlüğünde Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait kamyonlarla depolara taşınmaya başlandığını yazdı. Gazete, yardımların salı gününe kadar toplanmaya devam edeceğini ve Avrupa siyasi koruma mekanizmasının göstereceği güzergahlar vasıtasıyla yardımların ticari gemilerle götürüleceğini kaydetti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de 5801 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de de yıkıma yol açtı. Sınıra yakın olan Halep ve İdlib başta olmak üzere Hama, Laskiye ve Tartus'ta binalar yıkıldı. Yerel kaynaklara göre bölgede 5801 kişi yaşamını yitirirken binlerce kişi ise yaralandı. İç savaşın sürdüğü Suriye'de depremden etkilenen bölgelerde sivil savunma ekibi olan Beyaz Baretliler enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri dün gece Gazi Mausa Girne ve Güzel Yurt'ta asayiş ve trafik denetlemeleri yaptı. Bazı yasaklara uymadığı belirlenen kişiler hakkında yasal işleme gidildi. Polis ekipleri dün gece Gazi Mausa Girne ve Güzel Yurt'ta asayiş ve trafik denetlemeleri yaptı. Bazı yasaklara uymadığı belirlenen kişiler hakkında yasal işleme gitti. Polis basın bültenine göre dün akşam 8 gece 12 saatleri arasında Gazi Mausa Girne ve Güzel Yurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetlemeleri yapıldı. Gazi Mausa'da müzik yasağına uymayan bir kişi, kumarhanede 6 kişi ve trafikte 111 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 3 araç trafikten men edildi. Girne'de ikamet izinsiz bir kişi trafikte de 343 sürücü rapor edildi. 25 araç trafikten men edildi. Güzel Yurt'ta 2 kişi tutuklandı. Trafikte 211 sürücü rapor edildi. 1 araç trafikten men edildi. Sevgili seyirciler, sırada polisiye olaylar var. Güzel yurtta polisin yaptığı asayiş ve trafik denetlemeleri sırasında bir kişinin üzerinde ve evinde yeşil reçeteye tabi 79 hap bulundu. Polis basın bültenine göre 28 yaşındaki erkek KSKO'nun üzerinde ve evinde yapılan aramada muhtelif markalarda yeşil reçeteye tabi 79 hap bulunarak emare alındı. Zanlı tutuklandı. Gönyeli'de Salih Katırcıoğlu dün öğleden sonra evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Polis, Katırcıoğlu'nun ani ve gayri tabi ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Küçük Eren köyde dün akşam saatlerinde polis, narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından APA'nın sorumluluğundaki evde yapılan aramada yaklaşık 100 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındı. APA tutuklandı. Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği, Barış, Demokrasi ve insan Hakları Mücadelesi'nde canlarına kast edilen demokrasi şehitleri için bugün dernek yöneticilerinin katılımıyla anma etkinliği düzenledi. Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği, Barış, Demokrasi ve insan Hakları Mücadelesi'nde canlarına kast edilen demokrasi şehitleri için bugün dernek yöneticilerinin katılımıyla anma etkinliği düzenledi. Dernek Başkanı Burhan Eraslan, demokrasi şehitlerinin Lefkoşa mezarlığındaki kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfiller bıraktıklarını bildirdi. Ayrıca anma etkinliğinde yaşanan deprem felaketinde yaşamlarını yitiren insanlara barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinde canlarına kastedilen demokrasi şehitleri anısına iki dakikalık saygı duruşunda da bulunulduğu belirtildi. Türkiye'ye deprem nedeniyle yurt dışından destekler de devam ediyor. Bosna Hersek'ten Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye 54 yardım tırı daha gönderildi. Bosna Hersek'ten Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye 54 yardım tırı daha gönderildi. Bosnalı Pomoziba Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında vatandaş ve yerel şirketlerin desteğiyle toplanan aynı yardımların bulunduğu tırlar Türkiye'ye hareket etti tırların hareket ettiği alanda hazır bulunan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Türkiye'deki deprem felaketi sonrasında çeşitli yardım kuruluşları Bosna Hersek halkının yardımlarını Türkiye'ye iletiyor. Bu akşamda Pomoziba'nın 54 tırdan oluşan çok büyük bir konvoyunu uğurluyoruz diye konuştu. Derneğin kurucusu Elvir Karaliç de 10 gün gece gündüz süren çalışmalar sonrası hazırlanan yardım tırlarının Türkiye'ye hareket ettiğini söyledi. Karaliç, "Bugün burada halkımızın büyük duyarlılığı sayesinde final noktasına, ilk konvoyun uğurlanmasına geldik." ifadesini kullandı. Derneğin hazırda 50 tırlık yardımlara daha sahip olduğunu belirten Karaliç, on binlerce Bosna Hersekli'nin kampanyaya katıldığını dile getirdi. Rum yönetimi başkanlığına Nikos Seristo seçilmesinden sonra Dışişleri Bakanlığı görevini ardılına devretmeye hazırlanan Yannis Kasoulidis'in görevi başında son defa Brüksel'e ziyaret gerçekleştireceği Rum basınında yer buldu. Rum Yönetimi Başkanlığı'na Nikos Hristodulidis'in seçilmesinden sonra Dışişleri Bakanlığı görevini ardılına devretmeye hazırlanan Yannis Kasulidis, Dışişleri Bakanı sıfatıyla son kez Avrupa Birliği Dış Konular Konseyi toplantısına katılmak üzere pazartesi Brüksel'e gidiyor. Filatelerosun haberine göre, Rusya'nın işgali ve Ukrayna'daki gelişmeler Avrupa Birliği'nin tepkisi konularının ele alınacağı 21 Şubat'taki toplantıda Mart ayında gerçekleşecek Avrupa Konsey zirvesinin ön hazırlıkları da yapılacak. Toplantı sonrasında Dış Rumlar Komitesi AHEPA tarafından Güney Kıbrıs'ın Brüksel'deki daimi temsilciliğinde Kasolidis için özel bir etkinlik düzenlenerek hizmetlerinden dolayı ödüllendirilecek. Yani Kasolidis 22 Şubat Çarşamba günü Güney Kıbrıs'a dönecek. Ve böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.